çocuklar. Bakın senin sürprizim var. Evet tavşan. Metre sakız getirdim size. Ya dur bakalım bunun içinden ne çıkıyormuş. Ay dövme çıkıyormuş. Hem ananaslı'da aroması varmış. Hadi açın da bir bakın bakalım hadi. Tamam dövme yapacağız. Hadi çabucak açın. Açtın mı tavşan metre sakızı? Çok aç kaldım. Hemen açıyordum. Hemen açıyordum. Açtım. Hah, açtın mı? Tamam. Ay içinden ne çıkacak? Aa dur. Dur Beyru bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne varmış içinde bir bakalım. Dur. Şu metre sakızı bir koparmayın hemen. Dur. Tamam. Bir boyunuzu ölçeyim misin bununla? Durun bakalım. Bir boyunuzu ölçeyim. Bir boyunuzu ölçeyim. Hay Beyru bir dakika dur. Bir dakika kızım. Hadi bak boyunuzu ölçeceğim. Ayağa kalktım. Kalktınız mı? Durun bir dakika çekmeyin. Tavşan. Ooo. Gördünüz mü? Tavşan bir tutar mısın Beru'nun boyuna? Ay ne kadar uzunmuş ya. Şuna bakın. Ay o nasıl metre sakızı öyle kocaman. Ay be. Neredeyse tavşanın boyunca. Beru ne yapıyorsun ya? Ya şu yere düşer mi çocuklar? Yere bir kağıt düştü. Bir bakar mısınız? Ay dövmesi de mi varmış? Onu da yapalım mı? Ne dersiniz? Diğer sakızdan çıkan dövme de var. İkinize de yapalım olur mu? Tamam sakızın hepsi çinlenmeyecek ama çünkü o çok büyük bir sakız. Tamam mı tavşan? Evet. Beyru ne yapıyorsun? Onun hepsini çinlemeyeceksin değil mi? Ağzına sığmıyor senin Beyru. Hayır birazını tavşana ver bakalım. Hadi kutuya koyun onu. Onu daha sonra çiğnersiniz. Tamam mı? Parça parça çiğneyin. Hepsi birden çiğnenmez. Onu kutuya koy tavşan. Kutuya koy tavşan. Evet. Koyun. Ay ne kadar çokmuş ya. Yumak gibi oldu. Şuna bakın. Sığmıyor mu? Kızım ondan çıktı. Neden sığmasın? Ya, sığmıyor mu? Tamam onu bana verin. Hadi size dövmeyi yapalım. Hadi. Dövme için galiba su lazım değil mi? Evet bir de pamuk. Tamam pamuklu hemen bir su getirelim. Ne dövmesiymiş o Beste bir gösterir biri misin? Biri baykuş böyle tam gözükmüyor ama biri baykuş. Neyse yapınca çıtır. Artık ortaya çıkar tamam. Yapınca belli olur çıtır tamam. Bana. Hemen suyla bir pamuk. Çocuklar pamukları getirdim. Suyu da getirdim. Hadi dövmelerinizi yapalım. Şimdi galiba çocuğumu açacağız. İlk evet aç bakalım. Heh, pamukları da buraya koydum. Beyru sen de aç. Yırtmadın değil mi? Neyse yarısını yaparız. Bir şey olmaz. Tamam. Dur. Abla açsın bunu Beyru. Olur mu? Tavşan açsın. Kızım şunu da açar mısın? Evet. Oluyor. Üstünde bir kağıt olması lazım. Ha bak ayrım yeri var şu anda. Heh. Orayı aç kızım. Heh, evet arkadaşlar ikisinde dövmesini yaptık. Hemen üstündeki kağıdı çıkardık. Zaten bunlar geçici dövme çocuk dövmesi. Şimdi üstüne de suyla geçtik pamukla. Evet. Acaba ne çıkacak çıkacak mı acaba çok merak ediyorum. Bakın işte. Son hali böyle. Heh. Hadi bakalım açın yavaş yavaş. Sırayla açın. Önce Beyru açsın Beste. Bekle. Heh. Aç. Çıktı mı? Aa ya kızım bu dövmeler bozukmuş sanırım ya. Bak burada kaldı. Çıkmadı. Baykuş burada kaldı. Bakalım. Koluna çıkmadı. Tüh neyse. Beyru üzüldün mü? Üzülmen mi çıkmadı diye? Ya neyse tamam. Ben size başka bir markanın dövmesini alırım da. Aaa tavşan iki çıktı mı? Aaa sırtın mı? Evet. Tavşan. Evet ama biraz yok. Yok mu? Onda yarısı mı çıktı? Ya, ya Beyru'nun hiç çıkmadı ya. Neyse Beyru küçük. Onu idare ederiz. Bakayım tavşan dövmeni. Böyle. Tırtıl mı? Evet. Bir dalın üstünde sanki tırtıl gibi değil mi? Evet. Biraz parlıyor. Neyse tamam hadi. Hadi dövme maceramız da bitti. Metre sakız maceramız da bitti.